Çevre Hanım, siz burada. Evet, geldim. Bana ihtiyacınız olabileceğini düşündüm. İyi de burada olduğumuzu nereden bildiniz? O da Can'la benim aramda. Ay Ömer'cim, çocuğun hiçbir suçu yok. Bak, yanlış anlaşılma olmasın. Dedim ki Zehra gittiği yerde beni bekliyor dedim. Çocuk da getirdi, ne yapsın ya. Misafiri kapıda mı bırakıyorsunuz? Ay bu konağa gelen usta. Vallahi de billahi de o. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Ne demek? Estağfurullah. Biz de sizi bekliyorduk. Ben Cevriye. Biz daha önce tanışmıştık konakta, hatırlarsanız. Evet. Evet, evet, hatırlıyorum. Ben Ömer Cem'in de halası sayılırım. Hoş geldiniz. Ay, trafiğin en yoğun saatine kaldım. Geciktim, kusura bakmayın. Böyle olsun istemezdim. Hiç önemli değil. Sağlıkla geldiniz ya. Cevriye Hanım, buyurun oturun. Ay otururum, otururum da gel ben seni bir öpeyim Sudanlam. Oh, oh. Ne kadar güzel olmuşsun sen böyle. Maşallah. Buyurun lütfen. Hakan'cığım, size yetiştim değil mi? Otur çocuğum, otur. Hoş geldiniz. Kahvelerimiz de geldi. Sağ ol Sudamlam. Ellerine sağlık yavrum. Sağ ol güzel kızım. Sağ ol Zehra abla. Damla, maşallah kahven çok güzel olmuş. Ömerciğimin de pek hoşuna gitti galiba. Sesi soluğu çıkmıyor yol. Yavrum, bir bardak su ister misin? Gerek yok. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Kahvelerimizi de içtik. Lafı fazla dolandırmadan esas meseleye gelelim değil mi?
bizim çocuklar birbirlerini çok sevmişler, çok beğenmişler. Siz de uygun görürseniz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Zehra'yı oğlumuz Ömer'e istiyoruz. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Amin. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Hadi öpün çocuklar babanızın elini, hadi. İki cihanda da mutlu olun benim kızım. Babacığım. Bakayım, sabah gelmiştir. Dur Zehra abla, ben açarım. Yok yok, baktım ben. Yetiştin mi? Evet evet, yetiştin. Tam yüzükler takılacakken geldim. Harika. Ya normalde geç kalmayı hiç sevmem biliyorsun. Bilmez olur muyum? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya püskülün biri yüzünden. Ah ya, şu mutlu gününde ağzımdan çıkan lafa bak. Püskül yüzünden işte. Bak, yine aynı şeyi yaptım. Kusura bakma canım, ne olur. Ya yardıma gelemediğim gibi bir de geç kaldım. Ya olur mu öyle şey? Geldin ya, önemli olan o. Hadi hadi geç. Maşallah, enişten de on numaraymış Zehra. İyi günler. Salim amcacığım, kusura bakma geç kaldım. Hayırlı olsun. Cebriye Hanım, damat beyin halası oluyor. Hayırlı olsun. Zehracığım bir tanedir. Çok şanslısınız. Ay bilmem, o benim su damlamdır ayol. Yavrum, gelmişken bak orada yüzükler var. Getir de takalım hadi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Alo. Ben
en iyisi kendisini vereyim. Bir dakika, bir dakika. Salim, hala. Kusura bakmayın, konuşmam lazım. Efendim hala. Yani biraz acil oldu. Söz takıyoruz şimdi. Nasıl? Tamam anacığım. Ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hadi Salim Beyciğim, takalım yüzükleri. Kusura bakmayın. Yüzükleri takamayacağım. Aa, niye takamayacaksınız? Halam ona haber vermediğimiz için çok sinirlenmiş. Rızam alınmadan, elim öpülmeden buna müsaade etmem diyor. Aile büyümüş. Yüzüğü takamayacağım. Yani tam sona yaklaştık derken... Aslında... Yarın hemen gidip halamın elini öpebiliriz. Onayını alıp döneriz. Halam ailenin en büyüğü. İşler böyle aceleye gelince ona haber vermeyi unuttuk. Ayıp oldu tabii. Ama merak etme, halam çok iyidir. O zaman neyi bekliyoruz ki? Hemen gidip gelelim. Artık bitsin bu iş. Şimdi mi? Bilmem ki. Bence olur. Tabii baban izin verirse. Hadi hemen gidip konuşalım. Biz halanın elini öpüp onayını almak için yola çıkalım diyoruz. Yani daha fazla vakit kaybetmemek için. Tabii izniniz olursa. Ya, tamam da bir saat sonra akşam olacak. Ancak gece yarısı orada olursunuz. En iyisi yarın gündüz gözüyle yola çıkmamız. Tabii tabii. Akşam akşam dört teker üstünde olmayın çocuğum. Sabahın şerri akşamın hayrından evladır. Peki. Siz nasıl isterseniz. O zaman bize müsaade. Yarın sabah erkenden çocuklar giderler, büyük halalarının ellerini öpüp onayını alırlar. Günün rahatlığıyla yüzükleri takarız. Sonra da gelsin düğün dernek ayol. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Zehra abla. Mutluluklar. Sağ ol canım. Her şey yoluna girecek çocuklar inşallah. Siz hiç merak etmeyin. Bize de müsaade artık. Koray, hadi oğlum. Seni bugün çok yorduk abla. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Ne demek Salim? Lafı mı olur? Ay Şükran Hanımcığım, tanıştığıma çok memnun oldum. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. İyi günler. Hadi Koray. Görüşürüz. Görüşürüz Salim Beyciğim. Sudanmam, gel gel. Oy.
Cevriye Hanım, çok teşekkür ederim. Bizim için öyle büyük bir iyilik yaptınız ki. Lafı mı olur güzel kızım? Hadi şu telaşları atlatalım da bol bol konuşuruz, tamam mı? Kızım, sen de misafirimizi yollar gelirsin. Tamam baba. Sonunda her şey bitiyor. Geriye bir tek büyük alanın onayını almak kaldı. Evet. Gönlünü alıp döndüğümüzde... Neyse, ben artık gideyim. Ben de gideyim artık Peri kızı. Aa, nereye kaçıyorsun bakalım? Yok öyle hem geç gelip hem de hemen kaçmak sabahına. Ay, numara yapıyorum. Yok canım, gitmiyorum bir yere. Hem senin bana anlatman gereken bir şeyler var sanki. Allah Şükran teyzeden dinleyeceğime senden dinlemeyi tercih ederim. Anlamadım. Salim amca normal olmayan şeyler var dedi. Çok merak ediyorum o normal olmayan şeyleri. Tamam o zaman. Bu gece bizde kalıyorsun. Anlatacağım o kadar çok şey var ki. Çok meraklandım, hadi gel. Oo, eniştem gelmiş. Günaydın. Günaydın. Zehra, eniştem gelmiş. Duydum, sabah duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gideyim en iyisi. Hı? Efendim? Ne dedin canım? Diyorum ki havalarda bu ara bir sıcak bir soğuk. Tam hastalığa davetiye. Salim amcam da geldi. Salim amca, sen niye gittin ki ben burada duruyorken? Vallahi hiç olmadı böyle. Namaza gittim kızım. Dönüşte aldım, bir şey olmaz. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Dün akşam öyle konuşmuştuk, o yüzden. Öyle, öyle. Ama aç açına yola çıkılmaz. Kahvaltı yapacağız. Gel bir şeyler atıştır. Buyurun enişte, kahvaltı masası hazır ve nazır. Ya sabah aşk olsun ya babamın yanında. Enişte işte, ne diyeceğim başka? Sana kızım, çayını soğutma. Geldim geldim. Sabahıma peynir erittim. İşte benim arkadaşım. Unutmamışsın demek. Sabah bayılır peynire. Peynirin her türlüsüne bayılırım. Çeçili, tulumu, ezinesi, hellimi, küflüsü, küfsüzü. En çok da eritilenleri, kızartılanları. Mehmet Bey var. Kıbrıs'tan elim getirtiyor. İstersen sana da alayım. Olur vallahi Salim amca. Hayır demem. Ama parasını... Bak Sıpa'ya. Yani senin bu evde paran geçmiyor. Unuttun galiba. Fazla rahat alışmayayım Salim amca. Sonra yollarda, yolaklarda... Sabah dünyayı gezmek istiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Yani... Halletmem gereken birkaç şey var ama
kısa zamanda hayırlısıyla diyelim. Sen bir şey yemedin? Ben gelmeden önce bir şeyler atıştırdım. Sağ ol. Aa, ceviz de vardı. Dur, sana hemen getiriyorum. Otur otur, sonra yerim. Şimdi ceviz yersen bu şahane şeyi bitiremem. Cevizi de çok severim de enişte. Ceviz iyidir. Yani özellikle kalbi. Az mı ceviz topladın bana su deposunun oradaki ağaçtan? Canım arkadaşım benim. Zehra ufakken ağaçların tepesinden inmezdi. Bir gün mahalledeki ceviz ağacının en üstünde yeşil bir ceviz görmüşler. En tepede. Sabah tutturmuş, isterim onu, isterim onu diye. Zehra dayanamamış, tırmanmaya başlamış. Neredeyse en tepeye kadar gelmiş. Küçükken ağaçtan inmezdi bu enişte. Neyse. Ben isteyince çıktı tabii, aldı. Ama sonra inemedi. Bizim boylar da daha bu kadarcık. Sabah koşarak bana geldi. Korkmuş, suçlanmış. Zehra ağaçtan inemiyor diye neredeyse ağlayacak. Biz gecikmeyelim bence. Yolumuz öyle çok da kısa değil. Tamam kızım, doğru. Halamın gözü yolda kalmıştır şimdi. Siz bir an önce toparlanın hadi. Çantam hazır zaten. Dur, gecikmeyin siz. Ben hallederim buraları. Yok, 2 dakikada birlikte hallederiz işte. Burası olduğuna eminsin değil mi? Herhalde. Zehra. Büyük hala hayır demez değil mi? Yani öyle bir ihtimal var mı? Hiç endişe etme. Halam birazcık sert görünür ama inan hiç öyle değildir. Pamuk gibi bir kalbi vardır. Evet, şimdi bize biraz kırgın. Ama birbirimizi... Sevdiğimizi görünce ikna olur diyorsun. Zehra. Madem geldiniz girsenize. Niye dikiliyorsunuz? Halacığım. Hoş geldin kuzum. Merhaba. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi geçin. Yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sizin yemeklerinize pek benzemez ama. Evet, kesinlikle benzemiyor. Her şey çok daha lezzetli, çok daha güzel. Tekrardan elinize sağlık. Kızım, sen de bırak sofrayı toplamayı. Yoldan geldiniz, yorulmuşsundur. Olur mu öyle şey halacığım? Hallederim ben. Siz oturun, ben şunları toplayıp geliyorum.
Biliyorsunuz biz dün tam yüzükleri takmak üzereyken siz aradınız. Alacığım. Biliyorum. Çok kırgınsın bize. Ama inan hiç kimsenin kötü bir niyeti yoktu. Biz biraz sıkıntılı günler geçirdik. Yani bu karışıklık da o yüzden. Evet, öyle. Yoksa sen benim için, babam için ne kadar değerlisin biliyorsun. Hem büyükler küçükleri affeder Allah. Sen de bizi affet. Biz olurunuzu, yani rızanızı aldıktan sonra yüzükleri takmak istiyoruz. Orada bir dur işte. Orada bir dur. O işler öyle kolay değil. Kolay değil hiç.